alça ve diz protezlerinde revizyon ameliyatları, yani bu protezlerin herhangi bir probleminde, hastanın sıkıntı çektiğinde, bunun bir sebebe bağlı olması durumunda yaptığımız değiştirme, protezleri değiştirme ameliyatlarında özellikle planlama çok önemlidir. Sıklıkla ülkemizde revizyon ameliyatlarının, yani bu protez değiştirme ameliyatlarının en sık gördüğümüz sebebi enfeksiyondur. Enfeksiyon özellikle değişik sebeplere bağlı olarak gelişebilir. Mutlaka enfeksiyon sebebi ve enfeksiyon etkeni bulunmalı ve bilinmelidir. İşte bu durumda protez revizyon ameliyatlarında kolaylıkla başarılı sonuca ulaşılır. Ülkemizde biz revizyon ameliyatlarını enfeksiyona bağlıysa iki aşamalı şekilde gerçekleştirmekteyiz. Öncelikle enfeksiyonu yenmek, sonra yeni protezin yerleştirilmesi işlemi yapılır. Bunun dışında, enfeksiyon dışında cerrahi hatalar veya hastaya bağlı sebeplerden dolayı da revizyonlar yapılabilmektedir. Özellikle bu planlama çok önemlidir. Hatanın bilinmesi, hatanın neye göre yapıldığının bilinmesi ve bu hatanın çözümünün cerrah tarafından mutlaka bilinmesi gerekmektedir. İşte burada değişik tanı yöntemleriyle protezin pozisyonu ve protezin kemiğe verdiği zarar, kemikteki bir takım değişiklikler, yumuşak dokudaki bir takım değişiklikler cerrah tarafından tespit edilir ve böylece başarılı revizyon ameliyatı yapılır. Aslında halk arasında korkulan bu ameliyatlar, eğer iyi bir planlama, iyi bir implant, kullanacak malzemenin kalitesi de önemlidir, İyi bir cerrahi müdahale ile beraber çok ciddi anlamda iyi sonuçlar elde edilir. Kalça ve diz protez revizyon ameliyatları iyi bir planlamayla çok iyi fonksiyonel sonuç verebilmektedir.